Burası daha önce resmi kurum alanıydı. Depremden sonra ağır hasar aldı ve yıkıldı. Yıkıldıktan sonra 2013 yılında uygulama imar planında İHA'na resmi kurum olarak duruyordu. 2016 yılında Büyükşehir Belediyesi onaylı uygulama imar planında orayı park olarak tescilledi, park olarak onayladı. Ve o şekilde de kaldı ki olması gereken de zaten buydu, beklenen de buydu. Ama hiçbir çalışma yapılmadı tabii. Yani orası o günden ta günümüze kadar halen de bu şekilde bir şekilde enkaz kaldırıldıktan sonra toprak bir saha olarak durdu, bırakıldı. Çünkü üzerinden halen vaatler gerçekleşiyordu. Birileri ora hakkında taleplerde bulunuyordu. Ora rantçıların belki de fırsatçıların en çok gözlerini kamaştıran da bir lokasyondu, bir merkezdi. Van'da ciddi anlamda yok olan bir yeşil alan söz konusudur. Öyle ki modern ülkelerde kişi başı yeşil alan 17-18 metrekare iken Van'da kişi başı 0.70 oranındadır bu ora. Ve gitgide de azalıyor. Gitgide de azalıyor. Öyle ki özellikle deprem kentlerinde yeşil alan ve açık alanların çok olması lazım ki olası bir afette insanlar rahatça ulaşabilecekleri bu mekanlardır. Yani insanlar ancak bu mekanlara ulaşıp krizi ya da kaotik süreci atlatabilirler. Fakat buna dair bir çalışma yapılmadı, bir düzenleme yapılmadı. Nihayetinde 2021 yılında tekrardan onaylı uygulama imar planından değiştirilerek cami olarak tescillendi. O bölgenin sağında, solunda, aşağısında, yukarısında hali hazırda camiler var. Yani orada işte az yukarısında Boyalar Camii var. Aşağısında Hacı Sabah Şavur Camii var. Yan tarafında Akyol Camii var. Diğer tarafında başka bir cami var. Ya bu camiler böyle doldurulamazken, boş kalırken yeni bir caminin ve böyle bir lokasyonda yapılması hiçbir akli ve mantıklı açıklaması olmayan bir durumdur. Altyapı ve ulaşım sorunu bu kadar belki acilken, bu kadar gündemken, bu kadar ivediyken kalkıp sanki öyle bir problemimiz yokmuş gibi işte seçim üzeridir. Halkın manevi dini duygularıyla oynamak, onların o yönde duygularını istismar etmek yönelik böyle bir çalışmanın yapılması nihayetinde uzun vadede bu halka, bu topluma bir zarardır. Çünkü orada onu yaptığın vakit gösterişten ibaret bir şey bilmiyoruz ya dönüşecek yani. Çünkü insanlar zaten kendi mahallelerindeki camileri çok kullanmıyor ki gelip buraya kullansınlar yani. Durmuyor ki hani diyelim ki izdiham oluşuyor, yetmiyor buraya bunu yapalım, öyle bir şey yok. O bölgede hemen hemen yaklaşık bir kilometre ilerisinde daha önce de açıklamıştık stres biriktiren bir fay hattı var. Ve bu fay hattı günü geldiğinde kırılacaktır. Açığa bir deprem çıkacaktır. O zaman insanlar nereye ulaştı? Mesela bütün alanları doldurduğunuz vakit, bütün alanları kapladığınız vakit, her yere sosyal donatı kurduğunuz vakit, insanlar bırak bir yere yetişmeyi, siz o zaman oluşabilecek bir afette enkazlara ulaşamayacaksınız. İnsanlara ulaşamayacaksınız. Hadi çıkan insanları bir yere toplayamayacaksınız. Topladığınız insanların süreli olarak barınabilecekleri bir alan bulamayacaksınız. Mesela gerçekten sormak istiyoruz. Kime danışıldı? Kimle tartışıldı? Bu kentin hiçbir tane STK'sıyla danışılmamış, konuşulmamış, değerlendirme yapılmamış. Hiçbir yurttaşın haberi yok. Orada hemen yanı başında yaşayan yurttaşlar sabah pencerelerinde görüyorlar böyle bir çalışmanın var olduğunu. Yurttaşın rızasını almıyorsun, kentin rızasını almıyorsun, bilim ve tekniği umursamıyorsun, deprem riskini göz ardı ediyorsunuz. Tamamıyla siyasi sahiplerle, siyasi partinin oluşturduğu ideoloji gereği olarak işte cami yapayım iktidara yaranayım hesabıyla girişilen bu süreç ne yazık ki uzun vadede bu kente zarar verecektir.